Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programında Kur'an-ı Kerim'in mevcut tertibinde son sırada yer alan Kul Eûzü Birabbin Nas suresini değerlendireceğiz ve böylece Rahman'ın Ayetleri programını noktalamış olacağız. Bu sure Kur'an-ı Kerim'de 114. sure olarak yer alıyor ve Cenab-ı Hak burada bize şöyle bildiriyor. Kul Eûzü Birabbin Nas. Ey peygamber de ki insanların Rabbine sığınırım. Melikin nas insanların melikine sığınırım. İlahin nas insanların ilahına sığınırım. Min şerril vesvesil hannas. Hannas olan yani sinsi bir düşman şeklinde olan vesvasın, vesvese veren şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Ellezî ki o vesvas olan, hannas olan şeytan yüvesvisu fî sudurinnâs insanların sadırlarında, kalplerinde vesvese verir. Minel cinneti vennâs o hem cinlerden olur hem de insanlardan olur. Bundan önce Kul Eûzü Birabbil Felak suresini ele almıştık ve orada şuna da dikkat çekmiştik. Felak ve Nas surelerine Muavvizeteyn sureleri denilir. Bu iki sure ile biz Allah'a sığınmış oluruz. Görülür görülmez şer kuvvetlerden Allah'a sığınırız. Orada sabahın Rabbi ünvanıyla Cenab-ı Hakk'a ilticamızı bildiriyoruz Felak suresinde. Ve yarattığı şeylerin şerrinden, karanlık güçlerin şerrinden, ukdelere düğmelere nefes eden, üfleyen kuvvetlerden ve haset edenin şerrinden Allah'a sığınıyoruz. Burada ise Cenab-ı Hakk'ın üç ismi, insanların Rabbi, insanların Meliki, insanların İlahı, üç isim nazara veriliyor. İşte insanların Rabbi, Meliki, İlahı olan Allah'a şeytanların şerrinden sığınıyoruz. Ve o vesvese veren şeytan Hannas olarak burada ifade ediliyor. Hannas kirpi gibi. Hani kirpinin üzerine gidersin, büzülür ama ardından tekrar başını çıkarır. Şeytanın üzerine gidersin, yani Eûzü billahi mineşşeytanirracim dersin, şeytan çekilir. Çünkü zorla gelemez ve Allah'a sığınıldığında artık o kimseye zarar veremez. O konuda ısrarcı değildir, yaptırım gücüne sahip değildir. Ama fırsatını bulduğunda tekrar gelir, tekrar vesvese vermeye başlar. İşte büzülür ama fırsatını bulduğunda tekrar kabarır tabiri caizse. Ve bu insanların sadırlarında vesvese veriyor. Yüvesvisu fî sudurinnâs. Vesvese fiskos gibi. Ve bunu hepimiz kalbimizde hissediyoruz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuş. İnsan kalbinde iki lemme vardır. Bunlardan biri meleğe ait, diğeri şeytana ait. Melek güzel şeyleri oradan üfler, insana fısıldar. Şeytan ise menfi olan şeyleri insana fısıldar. Yani vesvese verir. Ve bunu günlük hayatımızda her birimiz görmekteyiz. Diyelim bir memur rüşvetle muhatap olduğunda melek ona der ki haramdır alma. Şeytan da der ki al ne güzel bir fırsat değerlendir. Ve içinde adeta her iki konuşmayı da duyar. İşte şeytanınki vesvesedir, meleğinki ilhamdır. Ve minel cinneti ve nas deniliyor. Bu hem cinlerden olur hem de insanlardan. Yani vesvese veren bu gizli düşman hem insanlardandır hem de cinlerden. İnsanlardan olan görülen şeytan, cinlerden olan da görülmeyen şeytan. Kur'an-ı Kerim'de başka yerde şeyatinel insi vel cin ifadesi var. Yani ins ve cin şeytanları. İns şeytanları görülen şeytanlar, cin şeytanları görülmeyen şeytanlar. O görülmeyen şeytanların varlığına en büyük delil görülen şeytanların varlığıdır. Görülen şeytanlar derken kötü insanları kastediyoruz. Bir vaka olarak dünyanın her tarafında kötü insanlar da var. Ve bu kötü insanlar artık şeytanın adeta maiyeti olmuş. Adeta şeytanın raiyetine girmiş. Ve şeytanın bir bendesi, bir kulu, bir kölesi.
ve şeytandan emir alıyor, şeytanın dediklerini yapıyor. Cunud-i İblis diye ayette geçer. İblisin askerleri. İblisin bu şekilde insanlardan da askerleri var ve onları diğer insanların üzerine salıyor. Onlarla menfi fikirleri uyandırmaya çalışıyor. İşte mesela bir kısım hatipler, bir kısım böyle yazarlar, bir kısım böyle kitap yazan kimseler falan. Bunlara bakıyoruz. Şeytan da bir şeyler yapsaydı herhalde böyle yapardı. Diyelim adam kitap yazıyor. İslami değerlerin tamamıyla dalga geçiyor. İslami değerlere küfrediyor. İnsanları İslam'dan soğutmaya çalışıyor. Örnek vereyim. Mesela Kur'an-ı Kerim'de içki yasaklanmıştır. Kumar yasaklanmıştır. Ve bu ikisi şeytanın amelinden bir pislik olarak bize bildirilmiştir. Şeytanın bir pisliği. Ve şeytan ise bu noktada teşvikte bulunuyor. Yani için, işte içtiğiniz zaman zevk alırsınız. Kumar oynayın. Hem kazanırsınız hem keyif alırsınız. Şeytan vesvese veriyor. Peki şeytan, gözle görmediğimiz şeytan böyle vesvese verirken gözle görülenler acaba boş mu duruyor? Hayır, onlar da boş durmuyor. İşte kumarhane açmak için çalışanlar, kumarhaneye insanları teşvik edenler, meyhane açanlar, meyhane açılmasına teşvik edenler, bunlar adeta birer insi şeytan şeklinde çalışıyorlar. Bir kısım insanlar da bunların meddahlığını yapıyor ve şunu rahatlıkla söyleyebiliyorlar. Diyorlar ki, içki içmeyen insan çağdaş insan olamaz. Bu o kadar tersine bir ölçü ki, şeytani bir ölçü. Bu ölçüyle yola çıkıldığında toplum kör kütük sarhoş bir hale gelecek. İşte Rusya'da komünist sistemde içkiyle insanları uyutmaya çalışmışlar. Düşünce melekesini iptal etmişler. Hani bir fıkra şeklinde anlatılır. Deli birisine sormuşlar, içki içer misin? O da diyor ki, içmem, hem niye içeyim ki? Akıllı insanlar içtiği zaman bize benziyor. Biz içki içersek ne hale geliriz kim bilir? Akıllıca bir cevap veriyor. İşte akıllı insanları kötü bir şekilde idare etmek mümkün değil. Ama bu akıllı insanları içkiyle uyutmak, uyuşturmak mümkün. İçkiyle uyuşturduğunuzda artık onlar birer robot olur sanki. Ve robot insan emrinizden çıkmaz. Ve siz orada istediğiniz gibi borunuzu öttürürsünüz. İşte nasıl ki bazı yerlerde bunu bu şekilde yapmışlar. Cebriyle, zorla yapmışlar. Dünyanın hemen her yerinde de başka şekillerde yapmaya çalışanlar var. Teşvik edenler var. Görülmeyen şeytan içkiye, kumara teşvik ettiği gibi görülen askerleri, insanlardan yandaşları, yoldaşları, onlar da aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar. Ve şeytan kötülükleri güzel gösterir. Şeytan fikirli insanlar da ortalığı karıştırmaya çalışır. Fitne, anarşi, terör, bu gibi şeyleri teşvik eder. Demek ki bunlar insi bir şeytan olarak, insandan bir şeytan olarak çalışmakta. Bize düşen hem görülen şeytanlardan hem de görülmeyen şeytanlardan Allah'a sığınmak. İşte festaiz billah, Allah'a sığın ifadesi Kur'an-ı Kerim'de bize bunu emrediyor. Ve biz Euzu billahi mineşşeytanirracim demek suretiyle Allah'a sığınıyoruz ve Euzu billahi mineşşeytanirracim'in açılmış şekli Felak ve Nas sureleri. Kul euzu bi rabbil felak, kul euzu bi rabbin nas. Bu iki sureyi okumak suretiyle de Cenab-ı Hak'tan korunmamızı talep ediyoruz. Şerli kuvvetlerden, şer kuvvetlerden ona sığınmış oluyoruz. Malum zararlı şeyleri def etmek, menfaatli şeyleri celbetmekten daha önce gelir. Bu açıdan şeytanların, insi cinni şeytanların vesvese ve desiselerinden kurtulmak güzel şeyleri yapmaktan daha önce geliyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği üzere inne şeytane lekum adu fattahizuhu aduve. Şeytan sizin için bir düşmandır. Siz de onu bir düşman edinin. Şeytanın düşman edinilmesi ona muhalefet etmektir. İşte hacca gidenler orada sembolik olarak şeytanı da taşlıyorlar. Ellerine aldıkları küçük küçük taşlarla şeytanı taşlıyorlar. Bu sembolik bir şey. Yani şeytan düşmanınızdır. Sakın onu unutmayın
ve ömür boyu şeytanı taşlayın. Peki ömür boyu şeytanı taşlamak neyle olur? Şeytanın dediklerinin tersini yapmakla olur. Bunu yaptığımız zaman Allah'ın izniyle şeytanın şerrinden emin oluruz. Bununla alakalı şöyle ibretli bir olay anlatılır. Yani şeytanın dediğinin tersini yapmak. Bununla alakalı şöyle bir olay anlatılır. Veli bir zat bakıyor ki bir Hristiyan maneviyatta bayağı ilerlemiş. Keşfen bunu görüyor. Ve o rahibin, yani o Hristiyan rahipmiş, rahibin yanına varıyor. Bir miktar sohbet ettikten sonra diyor ki, ben seni diyor manen çok ilerlemiş görüyorum. Daima böyle ileriye gittiğini görüyorum. Acaba bunun sırrı nedir? O rahip diyor ki, ben nefis ve şeytana muhalefeti esas aldım. Ve soruyorum şunu yapayım mı? Nefsim şeytanım neyi söylerse ben onun tersini yapıyorum diyor. Ve o şekilde bir yükselme varsa bunun neticesidir diyor. Bunun üzerine o zat diyor ki bak muharref bir dinle. Yani aslında Allah'ın dini Hristiyanlık ama zamanla biraz değişmiş. Muharref bir dinle bu kadar ilerlemişsin. Allah'ın gönderdiği son dine gir, İslamiyet'e gir. Bak o zaman nasıl yükseleceksin? Daha fazla ilerlersin. Adam önce hayır diyor ama bir miktar sonra herhalde bir düşünmenin neticesinde bir miktar sonra eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyor. Kelime-i şehadeti getiriyor, Müslüman oluyor. Ve bunun sebebini, gerekçesini de şöyle açıklıyor. Nefis ve şeytanıma sordum, Müslüman olayım mı ne dersiniz? Nefis ve şeytanım öyle bir feveran etti ki sakın ha Müslüman olma dediler. Ben de bunlara muhalefeti esas aldığımdan onlara inadına Müslüman oldum diyor. Herkes bu noktada kendine şöyle bir bakabilir. Mesela acaba gece teheccüd namazına kalkayım mı? Böyle bir şeyi kendimize soracak olsak nefis kalkmak istemez. Şeytan da zaten farz değil der. Peygamberin sünneti. Yapmakla mükellef değilsin. Zaten çok da yorgunsun. Yani lüzum yok der. Yapmasan da olur. Bak bugüne kadar böyle geldim, böyle de git der. İşte orada onun dediğinin tersini yapmak. Diyelim bir miktar birikmiş paranız belki vardır. Ve bir yerde de ihtiyaç olmuştur. Yani bir şahsın ihtiyacı olabilir. Veya bir İslami müesseseye yardım etmek gerekebilir. Vereyim mi diye sorun. Şeytan feveran eder. Niye vereceksin ki? Kıyıda köşede bir miktar paran da olsun. İleride sana lazım olur. Verdirmemek için 40 dereden adeta su toplar ve verdirmemeye çalışır. Verdiğiniz zaman siz kazanırsınız ve şeytana muhalefetin neticesi olarak manen daha ileriye gidersiniz. Ve tabii şeytan adım adım hedefine gitmeye çalışır. Kur'an-ı Kerim'de bu noktada وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ayeti vardır. Şeytanın adımlarına uymayın. Mesela günde 5 vakit namazını camide düzenli olarak kılan bir kimseye şeytan sen artık namaz kılma diyemez. Ama şunu diyebilir. Sabah namazına camiye gitmesen de olur. Böylece namazlardan bir tanesini camide kılmaktan onu engellemiş olur. Gün gelir yatsı namazını da engeller. Ya vakit geç oluyor. Evde kendin kılarsın. Bir başka zaman illa camide kılmakla zaten mükellef değilsin. Bütün namazlarını evde kılsan da olur. Bir başka zaman gelir artık sabah namazını vaktinde kılmasan da olur. Sabah uyandığında gün doğduktan sonra da kılarsın veya kazasını edersin. Gün gelir artık namaz kılmasan da olur diyecek duruma onu getirir. Bu şekilde şeytan adım adım hedefine doğru varmaya çalışıyor. Ve insanlar da şeytanın adımlarına uymaya müstait bir halleri var. Çünkü insanın mahiyetinde nefis var. İnsanın nefsi şeytanı dinleyen bir kulak gibi ve şeytanın geçici bir talebesi gibi. İnsanın nefsi şeytanı dinlemeye kabiliyetli. İşte nefis şeytan ittifak ediyorlar ve insanı manevi yönde geriletmeye, cehenneme doğru sürüklemeye çalışıyorlar. Buna mukabil biz insanların Rabbi, Meliki, ilahı olan Allah'a yöneleceğiz. Vesvas olan, hannas olan insi cinni şeytanların şerrinden ona sığınacağız.
ona sığındığımız zaman o bizi terk etmeyecektir. O bizi kendi halimize bırakmayacaktır. Elimizden tutacak, insi cinni şeytanların şerrinden kurtaracaktır. Bir tanesi bir maneviyat büyüğüne gitmiş. Efendim demiş, şeytan benimle çok uğraşıyor. İşte ne yapayım? Ondan nasıl kurtulabilirim? O da diyor ki, sen bir evin oradan geçerken evin köpeğinin havlama sesleri gelse, üzerine doğru havlıyor, ne yaparsın? O da diyor ki, bir taş alırım, üzerime gelecek olursa atarım. Bunun üzerine o zat diyor ki, ben olsam öyle yapmam. Evin sahibine seslenirim. Evin sahibine seslendiğimde o da köpeğine seslenir ve o zaman köpek kulübesine çekilir, sesini keser, sana bir şey yapamaz. İşte diyor, sana da şeytandan bir vesvese geldiğinde Allah'a sığın, her şeyin dizgini Allah'ın elinde, şeytanın da dizgini Allah'ın elinde. Böyle olunca Allah'a sığındığında Allah seni koruyacaktır diyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de bize bildirilen vazifeler içinde en önemlilerinden bir tanesi istiazedir. Şer kuvvetlerin şerrinden, şeytanın, nefsin, haset edenlerin, şer kuvvetlerin şerrinden Allah'a sığınmaktır. Biz Felak ve Nas surelerini okumak suretiyle bu görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Ve böylece o şerirlerin şerrinden emin olmaya çalışıyoruz. Bu ömür boyu yapılması gereken bir şey. Şeytanın hannas olduğuna dikkat çekmiştik. Şöyle bir misal verebilirim bu konuda. Mesela elimizde diyelim bir yay var. Buna böyle bastığımızda o büzülür. Ama gevşettiğimiz ölçüde tekrar kabarır. Nefis ve şeytan da adeta bunun gibi. Üzerlerine gidildiğinde bunlar seslerini keserler. Ama gevşettiğimiz ölçüde üzerimize gelirler. Şeytanın insanlara musallat kılınması şeytanların hakimiyeti açısından değildir. Sadece insanların imtihanı içindir. Yani Allah dileseydi şeytan diye bir varlık yaratmazdı. İnsanlar da günaha girmezlerdi. Ama Allah-u Teala bizleri denemek istiyor. Bizleri imtihana tabi tutmuş. Bundan dolayı mahiyetimize şeytanı dinleyen bir kulak gibi nefsi koymuş. Haricimizde o kulağı üfleyen bir varlık olarak şeytanı yaratmış. Böylece insanlar bu ikisinin etkisi altında pek çok günahlara girebiliyorlar. Ama bu bir imtihan içindir. İmtihan için bunlar böyle oluyor. Ve insan şeytanın dediğini yapmamakla, nefse muhalefet etmekle daima Allah yolunda mertebe kat etmiş oluyor. Muhatap olduğumuz zatlardan bir tanesi demişti ki, hocam dedi, eskiden ben namaz kılmazdım. Hatırıma böyle vesvese falan da gelmezdi. Ama şimdi namaza başladım. Şeytan benimle çok uğraşıyor. Acaba nedendir? Ben kendisine şunu söyledim. Şeytan dedim, boşa mermi sıkmıyor tabir yerindeyse. Daha evvelinde zaten seni namazdan uzaklaştırmış. Dolayısıyla adeta senin işini bitirmiş. Boşa mermi sıkmıyor, senin artık uğraşmıyor. Ama sen şeytana rağmen, şeytanın bu muhalefetine rağmen namaz kılmaya başlamışsın. Bu şeytanın hoşuna gitmiyor. Hani meyveli ağaç taşlanır derler. Şeytan da senin meyvelerini düşürmeye çalışıyor. İşte bu görünmeyen düşmana karşı ve bunun görünür uzantılarına karşı bu şekilde hayat boyu mücadele devam edecek. Bizler Kur'an-ı Kerim'i okumak suretiyle şeytanı tanıyacağız. Ne gibi vesvese veriyor onları bileceğiz, tanıyacağız. Ve Kur'an-ı Kerim'de bize bildirilen ölçüler çerçevesinde ondan korunmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak hepimizi insi cinni şeytanların şerrinden daima muhafaza eylesin. Ve Kur'an-ı Kerim'in engin sırlarına, nurlarına hepimizi mazhar eylesin, nail eylesin. Değerli izleyenlerim, 3 yılı geçmiş bir zaman dilimi içerisinde Fatiha suresinden, Kur'an'ın başından başlayarak ta bugüne kadar Kur'an-ı Kerim'den birer sayfa, bazen daha az, bazen de bu son zamanlarda yaptığımız şekliyle kısa sureler, belki bir satırlık veya iki satırlık, bunları ele almak suretiyle bugüne kadar bu programları icra etmeye çalıştık. Ve dilimizin döndüğü kadarıyla Allah'ın kelamını ana hatlarıyla, fazla ayrıntıya girmeden, çok fazla dallandırmadan ana hatlarıyla öz olarak
bu programda sizlerle paylaşmaya çalıştık. Elbette Kur'an-ı Kerim'in engin zengin manaları bizim anlattıklarımızla sınırlı değildir. Ve Kur'an-ı Kerim'de nice engin zengin manalar var. Bunlar hepimizi beklemektedir. Tefsir kitaplarına baktığımızda o manalara muhatap olabileceğiz. Cenab-ı Hak ömür boyu daima Kur'an'la meşgul olmayı, Kur'an'ın manalarına ulaşabilmeyi hepimize nasip eylesin. Kur'an'a göre yaşamayı hepimize nasip eylesin. Ve kabirde de, diğer alemde de Kur'an'ı bize şefaatçi eylesin. Bu temenni ve dualarla bu programı noktalamış oluyoruz. Cenab-ı Hak hepimizin yar ve yardımcısı olsun.